Merhaba arkadaşlar. Açık Set TV'de ismi neydi hocam senin ya? Ya Handan motivasyonum hocamızla düştü. beraberiz han. Hocam o kadar çok arka arkaya çekim yapıyoruz ki hangi hocayla çekim yaptık, hangisiyle yapmadık Bilmiyorum ki karışalım. hocam. Ama sen unutulmazsın, o ayrı bir Teşekkür şey ederim. hocamdır. Teşekkür Ne yapıyoruz ederim. bugün hocam? Ne istiyoruz? Hocam bugün psikolojideyiz. En sevdiğim bölüme geldik benim. Ben çok sevdiğim bir alandayız. Sosyal psikolojiyi inceleyeceğiz Hocam ben birazcık. sevdiğim derken şu olması lazım. En çok soru gelen yer. Soru geliyor, kesinlikle Ama en çok geliyor. gelmiyor. En çok gelmiyor, kabul edelim şimdi. Ama soru geliyor. Güzel bir soru çeşitliliğimiz var ve çok keyifle alacakları bir ders. Çünkü neden? Gündelik hayatımızın içinde olan bir alana dokunacağız. O zaman Çünkü öğrenmesi kolay olur hocam. Öyle aynen tahmin öyle. ediyorum. Birazcık hızlı geçeceğim. Yer yer size en sevdiğim kısımlardan, deneylerden de bahsedeceğim. Dediğim gibi keyifli bir an olacak. Siz o yüzden kağıt kaleminizi yanınızda hazır bulunun. Küçük küçük bilgiler vereceğim. Bu kadar uzun yazdığımıza bakmayın. Durdurup not alın diye bunları yazıyoruz. Evet. Giriş yapalım. O zaman şimdi sosyal psikolojinin anlamından başlamak istiyorum. Birden fazla kişi bu konuda düşünürümüz anlamını söylemiş. Renkli kalem bulamadım. Bir Kırmızı dakika. var hocam Ha, orada. kırmızı. Şimdi öncelikle Lambert'a göre diyelim. Lambert diyor ki bireyin davranışını sosyal ve kültürel ortam içinde inceleyen bir alandır diyor sosyal psikoloji. Birey davranışı var ve sosyal ve kültürel ortam içinde inceleniyor diyor. Maslow da bunu kişinin başka kişilere ilişkin davranışlarını inceleyen bir alan diyor. Yani bir kişinin diğer insanlara yönelik davranışlarını diyor. Alpart da diyor ki hocam bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarının başkalarının, bu önemli, gerçek ya da varsayılan varlığından etkilenme tarzını anlama ve açıklama diyordur. Çok karışık gelecek. Geldi. Farkını geliyor. Evet, ama Açın hocam. Bunu açın. açacağım. Bunları Düzeltin çok bize. net şeyler de söyleyeceğim size. Şimdi Baron ve Bynner de diyor ki bir bireyin davranış, duygu ve düşüncelerinin diğer insanların davranış ya da özelliklerinden nasıl etkilendiğini ya da belirlendiğini inceleyen bilim dalıdır diyor. Hepsi bu konuda baktığımızda tüm tanımlamalarına göre birey var, davranışları ön plana çıkıyor ve en önemli şey de bizim burada Sosyal. sosyal etki oluyor. Yani biz burada şunu diyoruz arkadaşlar. Sosyal psikoloji bireyin doğrudan doğruya ya da dolaylı bir şekilde toplumdan etkilenerek ve toplumu etkileyerek yaptığı davranışları inceleyen bilim dalıdır diyoruz. Çok basit. Tekrar alalım. Tekrarlıyorum. Sosyal Bireyin psikolojinin. doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak toplumdan etkilenerek ya da toplumu etkileyerek yaptığı davranışları inceleyen alandır. Yani sosyal psikolojide birey toplum ilişkisini, bu ilişkiden etkilenen davranışları inceleyeceğiz arkadaşlar. Yazın bunu bir kenara ve Tamam, ben de gör alayım bunu içinde dediği kenara da. gibi birey toplum içinde, toplum birey içindedir. İç içe Sosyal geçmiş. psikolojide bunu aynen öyle. İç içe geçmişlikten bahsediyoruz hocam. Gönderdim ben bunu. Gönderelim hocam. Hop, gönderdim. Şimdi geldik sosyal psikolojinin Konusu. konusuna. Aslında anlamıyla hemen hemen aynı şeyden bahsediyoruz. Yine burada sosyal çevre içindeki bireyin davranışlarını ve bireylerin birbirlerinden nasıl etkilendiklerine ilişkin sorularla, bu sorulara cevap bulmayla uğraşıyoruz diyebiliriz. Burada en önemli noktamız nedir? Şöyle bir kırmızıya alalım. Sosyal Sosyal davranış. davranışları. Nedir hocam sosyal davranış? Hadi kopya da vermeyeyim Yani size. ben şey düşünürüm hocam şimdi şöyle. Evet. Hocam önemli bir Rahmetli bira davranıştır. şey oldu. Rahmetli Mehmet Ali. Şeydi, adamın adını unuttum. Habercinin adını. Mehmet Ali Birant'tı değil mi? Evet, o da yapardı He, toparlayamadığı anladım. Şimdi noktalarda. hocam sosyal davranış nedir? Nedir? Sosyal davranış hocam yani bir matematikçi sorma Açayım arkadaşım. Nedir? Aç bakalım hocam. mı? Bekliyoruz. Bireyin bir başkasından, yani başkalarının etkileşimiyle ortaya çıkan davranıştır. Benim sosyal davranışım mesela sizden etkilenmeyle ortaya çıkıyor. Mesela Şöyle bir şey diyebilir miyim? evet. Türkiye'de yaşayan birinin Avrupa'ya gidip Avrupa'daki insanlardan etkilenerek Yok, o kültürellenme, kürtüleşmeye falan giriyor. Oraya hiç girmeyin Ben arkadaşlar. susayım hocam. Hemen bir Ben örnek susayım. vereyim. Örnek ver. Mesela demişiz burada. Greve katılan bir işçimiz var. Bu işçi ilk başlarda durgun.
Ama ilerleyen süre zarfında ne oluyor? Yanındaki kişilerin etkisiyle coşkun hale geliyor. Bu bir sosyal etkidir hocam. Sosyal davranıştır daha doğrusu. Ve her sosyal davranışın meydana gelmesi için de yüz yüze ilişki gerekmez diyorum. Neden? Şimdi mesela bir örnek daha verdim. Ali ya da Doğu hiç fark etmez. Bir arkadaşına yani Handan Hoca'ya bayram hediyesi alır. Bunu yaklaşıyor. Bunu yaparken de ne yapıyoruz? Siz benim beğeneceğim şeyleri almaya çalışıyorsunuz. Hediye seçiminde ne yapıyorsunuz? Yani hep karşımdaki kişiye düşünerek alıyorum. Aynen. Burada da bir sosyal davranıştan söz konusu var diyoruz. Burada da bir sosyal davranış söz konusu diyoruz. Şöyle bir örnek verebilir mi? Acaba doğru olur mu? Mesela ben pazarda dikkat ediyorum. Evet. Mesela pazarda insanlar ilk başta çok yavaş yavaş bağırıyorlar. Hı hı. Ondan sonra bağırmalar arttıkça bağırmalar daha çok artıyor. Orada da bir özellikle pazarcı satıştakilerden evet. diyorsun. Aynen öyle. Oradaki de bir bundan etkilenme var. Yan tezgahtadaki adam gel diye bağırırken hiç bağırmayan adam onun etkisiyle bağırmaya başlıyor tamam, bir güzel. Yan tezgahta. Buyurun. Örnek güzel oldu. Evet güzel oldu. Yani süper. Hediye örneği de güzeldi yalnız. O çok iyi değildi. Neyse iyi konumuza de. Geçiyoruz arkadaşlar. Fazla muhabbet etmiyoruz. Sosyal psikoloji. Uzmanlık alanları. Aynen öyle. Şimdi hatırlayacaktır diğer videoları izleyen arkadaşlarımız. Sosyoloji ve psikolojiden farklı bir araştırma alanından bahsediyoruz. Sosyal psikoloji farklı bir alan. Sosyoloji evet toplumu inceliyordu. Psikoloji bireyi inceliyordu. Birey ve hayvan davranışlarını inceliyordu organizmayı. Sosyal psikoloji bireyi toplum içinde inceliyordu. Yani ilişki içinde, topluluk ilişkisi içindeki dinamikleri inceliyordu birazcık da. Buradan bakacağız. Şimdi sosyal psikolojinin deneysel psikolojiyle, kişilik psikolojisiyle ve akademik psikolojiyle uzmanlık alanları bu alanlarla çok yakın bir ilişkisi var. Özellikle deneysel psikolojiyle bir sürü deney yapıyorlar çünkü. Mesela sosyal psikoloji bir gruba mensup olmanın yani bir gruba dahil olmanın bireyin davranışlarında ne gibi etkisi var bunu inceliyor. Bunu açıklamak için deneyler yapıyor ve o deneylerde de deneysel psikolojinin tekniklerinden, verilerinden yararlanıyoruz. Geçelim hocam. Geçtim hocam. Aynen öyle. İnşallah dersi de geçerim. Geçersiniz. Çok basit bir ders çünkü. Sosyal psikoloji, kişilik psikolojisiyle ilgili çünkü ne dedik? Her birey bir sosyal içinde var ve burada da çeşitli değerlere hakim olduğu gruplar içinde bulunuyor dedik. Yani belli bir gruba ait oluyor ve bu çevreden, bu gruplardan öyle ya da böyle etkileniyor. Bir şekilde etkileşim söz konusu var. O yüzden sosyal psikoloji kişilik psikolojisiyle de ilişkili. Akademik psikolojiyle ilişkisi var dedik. Neden? Çünkü davranışçılık çerçevesinde hocam, gelişmesine. Yani insanlar zaten aynen öyle. Kavram ve yöntemler işin içine giriyor. O yüzden akademik manada da bir etkileşim ve bitti. Etkileşimi var dedik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda hoşça kalın arkadaşlar.